Yezid kimlere çok mu kötülük yaptı? Hem de ne kötülük. Öyle kötülükler yaptı ki bugüne kadar unutulmadı. Kıyamete kadar da unutulmayacak canlar. Zehirli bir kılıçla bir sabah namazında Hazreti Ali Efendimiz'i şehit ettiler. Ondan sonra bayrağı Hasan Efendimiz aldı. Sadece barış olsun, Müslüman kanı akmasın diye halifeliği bile bıraktı. Ancak onu da içeceği suya zehir atıp şehit ettiler. Dünya menfaati ve dünya hırsı her yeri kaplamıştı. İşte böyle bir zamanda Ehl-i Beyt'in başında tek başına ahlakın, insanlığın, adaletin, nizamın bir abidesi gibi duran Hazreti Hüseyin vardı. Yeni başa geçen Kral Yezid, İmam Hüseyin'den kendisine biat etmesini, yani emri altına girmesini istedi ve bu haberi gönderdi. Hakikat aşığı, cesaret yolunun yoldaşı, peygamberin sevgilisi İmam Hüseyin buna itaat eder mi canlar? Ha? Eder mi? Etmez. Alenen günah işleyen bir zalime itaat etmem. Bu arada babası İmam Ali'nin başkenti Küfe'den binlerce mektup geliyordu. Yeni kral Yezid'in zulmü dağları aşmıştı. Ve Küfe'den binlerce yardım istiyorlardı. Gitmeyi düşündü. İlk olarak amcası Abbas'ın oğlu önüne çıktı. Amca oğlu, bu Küfeliler sözlerini tutmamakta ve sözlerinden dönmek de meşhurdurlar dedi. Baban, İmamımız Ali'yi savaş meydanlarında bunlar yalnız bıraktı. Sana da hıyanet ederler dedi. Başını kaldırdı ve amcasının oğluna baktı. Hey amca oğlum. Ben de hıyanete uğrayacağım. Düşünüyorum. Ama içinde bulunduğumuz fitneden daha büyüğü var. Peygamberin evladını yardıma çağırdık. O gelmedi demeleridir demiş. Hey gidi büyük İmam Hüseyin. Hey. Sendeki yürek kimde var?